Merhaba, ben Pınar Akkurt, tasarımcıyım ve İleri Dönüşüm Kütüphanesi'nin kurucusuyum. Ağırlıklı olarak ileri dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyorum. Plastik şişeler çevre kirliliğine neden olan malzemelerin başında geliyor. Ve bu şişelerle işlevsel ya da dekoratif çok çeşitli ürünler yapabiliriz. Bugün rüzgar gülleri yapacağız bu şişelerle. Şişemizi ilk önce üst tarafından kesiyoruz. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce falçatayla bir kesik atıyorum. Ondan sonra da makasla kesebiliriz. Şişemizin üst tarafını kestik. Ondan sonra şuradan makasla kesiyoruz. Referans noktası olarak da şu şişenin kendi şekillerini kullanıyorum. Şeritleri kestikten sonra katlıyoruz. Katladıktan sonra diğer kestiğimiz şişenin üstünü içine sokuyoruz. Hepsi sağa ya da sola dönecek şekilde bir daha katlayacağız. Kestiğimiz şişenin üst kısmını içine koyduktan sonra katladık. Şu katladığımız açılarda rüzgarın gelip döndürebilmesi için gerekli. Bundan sonra bir de ipi geçirmek için delik açacağız önüne ve arkasına. Deliklerini açtığımız rüzgar gülünü artık ipe geçirebiliriz. Çamaşır ipine düğüm atıyoruz. Bu attığımız düğüm rüzgar gülünün aynı yerde kalmasını sağlayacak, yardımcı olacak. Altından geçiriyorum. Sonra kapağından geçiriyorum. Sonra diğer ucuna da düğüm atıyoruz ki olduğu yerde dönebilsin, sabit kalsın. Son düğümü attıktan sonra rüzgar güllerimiz hazır. İstediğiniz yere asabilirsiniz. PET şişeler doğada uzun süre yok olmuyor. Bu şekilde çöpe atmak yerine şişeleri değerlendirmiş oluyoruz. Rüzgar güllerini balkonda ya da bahçede uzun yıllar kullanabilirsiniz.